Benim hocamdan herkese merhaba çocuklar. Ben Serdar Hoca. Bugünkü konumuz, bu videoda neyi göreceğiz? Doğal sayılarda çarpma işlemini göreceğiz. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi çarpma işleminde dikkat etmemiz gereken neler var? Şöyle bir bakalım. Çarpma işlemi denilince iki sayıyı çarparken arkadaşlar birinciyi çarpan, ikinci çarpan. Yani isimleri aynı. Hani çıkarmada olduğu gibi eksilen çıkan fark böyle ayrı ayrı isimler yok. Bundaki isimler aynı. Birinci çarpan, ikinci çarpan şeklinde söylüyoruz. Sonuçta da çarpım diyoruz. Bunları biz çarptığımız zaman elde ettiğimiz sonuç çarpım diyoruz. Dikkat etmemiz gereken neler varmış? Örneklerimize bakalım. Şimdi çarpma işleminde özellikle çok basamaklı sayıları birbirleriyle çarparken basamakları kaydırma yapmamız gerekiyor. Bunu genelde atlayabiliyoruz. Hata buradan çıkıyor. Bunda hata yapmasak zaten çarpma işlemi, çarpım tablosunu bilen herkes için kolaydır. O yüzden çarpım tablosunu tam olarak bilmemiz şart yani. Tamam. Şimdi buradaki 3 basamaklı sayıyla 2 basamaklıyı çarparken yapacağımız işlem ne? 2'den başlıyorum mesela. Bu 2 ile sırasıyla 346'yı çarpacağım ben aslında. Birinci satıra yazacağım. 2 kere 6 12. Elde var 1. 2 kere 4 8. 1 de elde var 9. 2 kere 3 6. 692 sayısını elde ettik. Şimdi geçiyorum ikinci satıra. İkinci satıra geçerken bir sola kaydırarak devam etmem gerekiyor. Bunun sebebi ne? Yani niye sola kayıyorum ki? Olduğu yere yazamaz mıyım? Sebebi çok basit. Ben burada hangi basamaktaki sayıyla çarpıyorum? Onlar basamağındaki sayıyla çarpıyorum. Yani 10 ve onlar basamağındaki sayı onunla çarptığım için aynı basamağın altına gelmek zorunda. Tutup da birler basamağının altına yazarsam 10'la çarptığım sayıya bir basamaklı gibi davranmış olurum. Olmaz. 10'la 6'yı çarptığım zaman 60 olduğu için onlar basamağının altına gelmesi gerekiyor ki basamak değerinden kaybı olmasın. 1 kere 6, 6. 1 kere 4, 4. 1 kere 3, 3. Bunları yazdıktan sonra alt alta gelen sayıları topluyoruz. Yani burada ne var? 2 var. Altında herhangi bir şey olmadığı için 2'yi yazdım. 9 ile 6'yı topladığımız zaman 15 yaptı. 6 ile 4 topladığımız zaman 10 yaptı. 1 de yandan geldiği için 11 oldu. Burada da 1 eldemiz olduğu için 4 oldu. Yani 4152 sonucunu elde ettik. Tamam. Geçiyorum. Biraz çarpma işlemi yaparak bunları pekiştirmeye çalışalım. 49 ile 15'i çarpmamız istemiş. 49 ile 15 çarparken önce 5 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 5 45. 9 kere 5 45'ten 4 geldi. Unutmayalım. 5 kere 4 20. 4 de elde var. 24. Bu eldeleri yana da yazabilirsiniz. Bunu mesela yazdım. Kullandığımı belirtmek için üzerine çizgi atabilirim. Yuvarlak içine alabilirim. Artık sen kendine nasıl bir şey belirlediysen ona göre yaparsın. Ama unutmamamız şart. 245 sonucunu elde ettik. Sonra geliyorum. 1 ile 49'u çarpmak demek 49'u yazmak demek. Ama yazarken basamak kaydırarak yazacağım. O zaman 9'u buraya yazdım. 4'ü buraya yazdım. 49'u yazmış olduk. Topluyorum. 5 yaptı burası. 4 ile 9 topladığımız zaman 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 4 daha 6, 1 de elde var. 7 oldu. Yani 735 sonucuna ulaştık. Geçtim bir sonraki çarpma işlemine. Bunda da yine aynısı. 3 ile 6'yı çarptığımız zaman 18, elde var 1. 3 kere 3, 9, 1 de elde var 10 dedik. Bakın elde var 1 dedik. Bunu kullandığımızı belirttik. Ben bu şekilde belirttim mesela. Sen üzerine bir çizgi attın. Neyse artık yani. 108 yaptı. 2 ile 36'yı çarpıyorum. 2 kere 6, 12. Elde var 1. Birimi yazdım buraya. 2 kere 3, 6 dedim. Eldeyi kullandım mı? Kullanmadım. O zaman hemen geri geliyorum. Hata yapmayalım. Silelim şunu. 2 kere 3, 6 dedik. 1 de elde var. 7 dedik. Topladığımız zaman 8, 2. Burada da 7, 1 daha 8 yaptı. Yani 828 sonucunu elde etmiş olduk. Basamaklarımızı arttıralım. Daha büyük sayılar kullanalım. Mesela yandaki gibi 3 basamakları çarpalım. Değişen bir şey olmayacaktır. Sadece alt alta yazarken basamakları her defasında sola kaydığımızı unutmayalım. 6 kere 5 30 dedik. Buraya yazdık. Elde var 3. 6 kere 5 30. 3 de elde var 33. 3'ü kullandım ama bir 3 daha geldi. 6 kere 2 12. 3 de elde vardı 15 dedik. 3'ü kullandık yine. Geçiyorum ikinci satırıma. 2 ile 5'i çarptığımız zaman 10. Elde var 1. 2 kere 5 10. 1 de eldeyi kullanıyorum. 11 yazıyorum. Yine elde var 1. 2 kere 2 4. 1 de elde var 5. Bunu da kullanmış olduk. Son satıra geçiyorum. O da 1 ile çarpmak. 1 ile çarpmak sayıyı aynen yazmaktır. 255 yazacağım ama sola 1 kaydırarak 5, 5, 2 şeklinde yazdım. Şimdi alt alta gelen sayıları kafanız karışıyorsa şu basamaklara sıfırlar ekleyebilirsiniz. Hiç problem değil. Bu sayıların değerini büyütmeyeceksiniz. Büyümez yani. Çünkü alt alta toplayacağım için sonucu etkilemeyecektir. Sonuçta burası 0 olacak. Şurası 3 olacak. 5, 3 daha.
5, 1 daha 6, 5 daha 11'in 1'i elde var. 1, 5, 5 daha 10, 1, 1 daha 11, 1 de elde vardı. 12, yine elden var benim bir tane. 2, 1 de elden vardı. 3 şeklinde yazmış olduk. Biraz daha diğer etkinliklerimize bakalım. Mesela bu şekilde verilenlerde, bunları siz sorularda da çok göreceksiniz zaten. 32 ile 5'i çarpın diyor. Yan yana çarpma işlemi gibi de düşünebilirsiniz bunu. İki basamaklı, bir basamaklı olduğu için işim kolay. Yani tekrardan bir alta geçip basamak kaydırma olayım olmadığı için direkt çarpabilirim. 2 kere 5, 10. 10'un 0'ı. 3 kere 5, 15. Elde var 1'imi unutmuyorum. 2 kere 5, 10'dan 1 elde gelmişti. 15, 1 elde var. 16 oldu. Yani 160 sonucunu elde ettim. Aynısını burası için yapıyorum şimdi. 6 kere 4, 24. 4'ü elde ettik. 6 kere 1, 6, 24'ten 2 gelmişti. Eldem 2 idi. 84 yaptı. En son bana 160 ile 84'ü çarpmamı söylüyor. Çarpalım. Onu da alt alta yazalım. 160 ile 84'ü çarpıyorum. Yine 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. Elde var 2. 4 kere 1, 4. 2 de elde var 6. 8 kere 0, 0. 8 kere 6, 48. Elde var 4. 8 kere 1, 8. 4 de elde var 12 dedik. Ve toplamaya geçtik. 0, 4. 14'ün 4'ü elde var, 1'imiz var. Burası 3 oldu. Burada da 1 var. Yani 13.440 sonucunu elde etmiş olduk. Diğerlerinde de aynı şekilde çarpmamızı istemiş bizden. Son olarak etkinliğimizde de tablo doldur demiş. Tablo doldur derken bunların çarpım sırası önemli değil. Sonuçta çarpma da yerlerde değişebildiği için problem yok. 14'te 5'i çarpın demiş. 4 kere 5, 0 yani 20. 5 kere 1, 5, 2 de elde var. 70 sonucunu elde ederiz buradan. 14 ile 15'i çarpmam istemiş. Eğer bu şekilde çarpamıyorsam hemen yana yazarım. 14 ile 15'i çarpmam gerekiyor. 5 kere 4 20 idi. 5 kere 1 5 2 de elde 7 idi. 70 yapmıştı. 1 ile 14'ü çarpmak demek aynen yazmak demektir. 0, 1, 2. 210 sonucunu elde ettik. 210'u buraya yazdık. Sonra 14 ile 44'ü çarpmamız istemiş. Yine aynı şekilde yazalım alt alta. 14 çarpı 44. 4 kere 4 16. 4 kere 1 4. 1 de elde var 5. 56. 4 kere 4 aynı sayıyla çarptığım için bir daha bunu tekrarlayacağım için aynısını yazabilirim. Sadece basamağa kaydırayım. Yani 56'yı buraya tekrardan yazacağım ama bir basamak yana kayarak. Şuraya da 0'ımı ekleyeyim. 6, 1, burası da 6. Yani 616 sonucunu elde ettik. 616. 25 ile 5'i çarptığımız zaman 25 çarpı 5 bir basamaklı ile çarparken hemen burada halledebilirim. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 2 10, 2 de elde var. 125 sonucunu elde ettik. 25 çarpı 15. Hemen yazıyorum altına. 25 çarpı 15. 5 kere 5 25. 5 kere 2 10, 2 de elde var 12. 1 ile çarpmak demek aynen yazmak demektir. Buraya yazdım. Topluyorum. 5 7 1 2 daha 3. 375. 375. 25 ile 44'ü çarpmamı istemiş. Bakın bolca çarpma işlemi yapıyoruz. Çarpma işleminde hızlı, hatasız yapabilmek için çarpım tablosu şart. O yüzden eksiklerimiz varsa mutlaka bu çarpım tablosunu tamamlamanız gerekiyor. 4 kere 5 20, 4 kere 2 8, 2 de elde vardı 10 yaptı yani 100. Aynı sayıyı yapacağım için yine 100 yazmam gerekiyor benim buraya. Topladığımız zaman da 0, 0, 1, 1 yani 1100 sonucunu elde eder. Şuraya da 1100 yazalım. 142 ile 5, 3 basamaklı ile çarpıyorum. 2 kere 5, 10. 10'un 0'ı elde var, 1. 4 kere 5, 20. 1 de elde vardı, 21. 1 kere 5, 5. 2 de elden geldi, 7. Yani 710 sonucunu elde ettik. 142 ile 15, 2 basamaklı ve 3 basamaklı olduğu için bunları alt alta yazmakta fayda var. Yazdım alt alta, 15'e çarpıyorum. 5 kere 2, 10. 5 kere 4, 21 de elde var, 21. 5 kere 1, 5. 2 de elden gelecekti. 7. 710. 1 ile çarparken aynısını yazacağım için 2, 4, 1. Böyle teker teker 1 kere 2, 2, 1 kere 4 diye gitmeyelim ha. Bunu da topladığım zaman 0, 3, 11'in 1'i elde var 1. Burası da 2 olacak. Yani 2130 olması gerekiyor. 2130'dur dedik. Ve son olarak da 142 ile, şunu da çarpalım onu da, 142 ile 44'ü çarp demiş. 4 kere 2 8, 4 kere 4 16, 16'nın 6'sı 1 var. 4 kere 1 4, 1 de elde var 5 var. 4 kere 2 8, aynı sayı yazıyorum bakın 868'di. Burası ne yazdım ben bu arada? 4 değil mi burası? Evet 4. Arttı 5 yazmış pardon. 568'di 568'i yine yazıyorum.
Bazen kalem böyle yazarken üst üste denk geliyor. Kendi yazdığımızda okuyamıyoruz. 568 sayısıydı. 568'de topluyorum. 6, 8 daha 14'ün 4'ü elde var. 1, 5, 6 daha 11, 1 de elde var. 12 yine elde var. 1, buraya da 6 yazmam gerekiyor. 6248 sonucunu elde ettik. Yani çarpma işleminde temelde dikkat etmeniz gereken en önemli yer neresiymiş? Basamak sayıları arttığında, bir basamaklı ile iki basamaklı, üç basamaklı çok önemli değil. Yani bir tanesi bir basamaklı olduğu zaman problem değil de, iki basamaklı ve daha fazlası olduğunda çarpılan sayılar. Burada her alt basamağa geçtiğinizde bir sola kaymanız gerektiğini unutmuyorsunuz. Eğer unutmazsanız çarpma sisteminin temel kriteri çarpım tablosunu iyi bilmek dedik. Evet, bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.